Esas çekimi Bulut gelince yaparız. Başka bir film şu anda, başka bir çekim olduğunu düşünün. Başka bir film şu anda. Evet. Birkaç parçaya böleceğim çünkü. Evet, birkaç parçaya böleceğim çünkü. Ayaklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Ben arkandan böyle yiyeceğim. Sen yiyecek. Neden yapıyorsun ki? Normal insan taklidi yapmıyor. Evet arkadaşlar, şu anda neredeyiz? Seferihisar'dayız. Az önce şurada çok güzel sabah egzersizi aletleri var. Park gibi yapmışlar. Çok güzel sabah egzersizi yaptık ama gecenin 9'unda yaptık. Gecenin de bayağı eğlendik. Orada çekim yapacaktık ama ışık olmadığı için çekim yapamadık. Bayağı güzeldi yani, eğlenceliydi. Çekimlerimize gireceğiz. Evet, ne yiyoruz arkadaşlar? Artık paylaştırayım. Hey makarna. Teşekkür ettim. Kalmamış. Abi sen yemiyor musun? Kendine koymadın mı? Koydum ama. Şampiyon. Ama artanı paylaştırıyorum. Şampiyon. Ne diyordu sen komiklik olsun diye? Evet. Ne diyordun lan? Getir abi. Böyle sen, deyince komiklik oluyorlar. Sen bir yere mi yığıyordun? Bir şey yapıyordun galiba. Yığdım diyorsun, yığdım. Ha, Fırat manyağı. Eyvallah. Oğlum kameradayız lan. Böyle vahşet görülmedi. Benim yığdığı başka anlama çekti. Ne anlama çekti mesela? Ben espri olsun gülmek için yığdı yapıyorum. Espri olsun diye mi, gülmek için bu karar versin? Ha, gülmek için. Espri olur. Ayrı, gülmek ayrı çünkü. Gülmece bir kurmaca var bir de. Gülmece amaçlı. Mesela şeyin de, Mehmet Bay'ın da bir foto albümü var, foto romanı var. Espri gülmece olsun amaçlı. Diye. Espri olsun diye ne olmuş? Gay olmuşlar, sonra karı koca olmuşlar. Sonra ne olmuş? Sonra koca. Şampiyon kaçıncı içiyor şu an? Dördüncü. Çay demlediler. Teşekkür ediyoruz. Şeker abi. Barış Azar. Şampiyon ayılır mı acaba? Şunu kullanıyorum ya. Şu abi Cander Ali yazıyor ya. Aha, ürün yerleştirdim. Ürün yerleştirdim. Naber liseli? Şampiyon İyi. Nasıl? Şampiyon güzel. Ürün yerleştirdim. Şampiyon al, şampiyonu yerleştireyim direkt ürün olarak. Bu şampiyon hala ürün yok yani. Şampiyonu satalım biz. Şampiyon, senin kafan çok güzel. Biliyor muydun bunu? İdare ediyor değil mi? Fazla değil ama. Çok güzel bir kafan var yani. Şu anda buradan görüyorum yani. Kadrajdan görünüyor. 10 numara bir kafan var yani. İdare eder değil mi? Kafan çok süper olmasın. İdare edemem anne. Ne oluyor şimdi arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz burada? Üçlü yatıyoruz abi. Niye böyle üçlü yatıyoruz? Şeyler söylüyorsun? Sen hangi filmin yıldızıydın? Hangi fotoğrafın yıldızıydın? Abi. Ben tarih dershanesi. Şey oldu. True Gay Story oldu. Bu şey değil mi? True Gay Story'den sonra True Gay Story. Dedeler Origins mi? Üç kovboy bir adam. Ben de sizinle birlikte yatmak isterdim. Ancak şuraya yer yok. Dedeler genç geldi. Şampiyon ne yapıyor? Şampiyonla aynı odada yatmak isteyen varmış galiba. Yok biz de. Dedeler en iyi şeydi işte. Dedeler Origins. Tamam mıyız hadi gençler? Kapat da soyacağım. 3 tane dedeler var. Açıkken söyleyeyim ne olursun abi. Abi dedeler söyleyeyim mi? Soyun. Şu anda liseli soyunuyor. Evet. Liseli performans. Efe abi. Ha. Ben de seni çekeyim. Sen de beni çek. Arkadaşlar. Kamera getirmiş. Görüşürüz. İyi geceler. Yatarsınız artık. Evet, ne yapıyoruz şu anda?
Kahvaltı Sıracık'tayız. Komikçilerin kahvaltısı mı? Sıracık'tayız. Allah'ın açık. Kahvaltı, kahvaltı için adam çekime geldi yani. Bütün bunları kahvaltı için şey yapıyor, çekiyor. Şampiyon nasıl hissediyorsun kendini? Hissediyorum yani. Temiz hava. Şey nasıldı? Gece nasıl uyuduk arkadaşlar? Gece iyiydi ama biz fazla uyuyamadık ya. Gece kötüydü. Gece kötüydü abi. Çok kötüydü. Hiç Türkiye'nin uyuyamadık. Bir tadında rüyalar gördüm. Seni gördüm, yanımıza geldin. Gençler kalkın uyuyamıyorum dedi. Ondan sonra işte... O gerçek ya, 7.30'da dinliyorsun değil mi? Hayır. Bildiğin gece gördüm. Ben sahilde koşarken düştüm. Rüyamda. Babamla ergen atışması yaptım dedi. Valla ben iki kat falan battaniye fırlattım sana. İyi yapmış. Onlar gerçek ya abi. Benim... Abi iki kat battaniye yaptım. Dört kat üstü ve kıyafet vardı. Gene üşüdüm ya. Gene dondum. Sonra soğuktan uyuyamadım. 7.30'da kalktım. Bir de açtık tabii. Kansız mısın acaba? Yok ama bu soğukta. Çok soğuk abi. Evet, kahvaltıdan dönerken arabanın lastiği tamamen gitti. Çek bunları, çek. Bunu da koy. Basın tuşlara, basın. İşte Faydal bizi böyle çekim bahanesiyle getirip. Lastik, daha buraya gelirsin, araba kiralayacağım. Araya yakacağım. Kendisi gitti, içeride çay demliyor. Sigortamızı ödemiyor. Can güvenliğim tehlikede şu an. Arabanın altında kalabilir. Şampiyon kalktı. Deniz Seki gösterdim bana. Deniz Seki. Açayım mı onu? Açma dur şampiyon, açma. Aa lan. Eski usul abi. Tekmeyle değil mi? Aynen. Tabii canım. Ayıp ediyorsun. Çekim kampı tam bir işkence kampına dönüştü ya. Sigortamız ödemiyor. Bir kahvaltı var Kilter ya. Daha fazla desteğe gerek yok. Efe Bey'in kötü şoförlüğü yüzünden. Bu kardeşim. Lan kötü şoför olsam o kazada direkt biz de girmiştik kazaya. O kazaya bir ortak olmayan biz kaldık yani. Şey gibi. Ha. O da yavaş gittiğim için yani. Teyze gibi. Lan gel ya lan 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 falan yapıyor. Amma çok kişi girdi o kazaya ya. Değil mi? Kaza var, bir sürü araba birbirine girmiş. Hep öyle oluyor abi zaten. Zincirleme kaza dediğim olay ya. Bak kaza var, bir sürü araba birbirine girmiş, gidiyoruz, devam ediyoruz, başka arabalar, ileride başka arabalar falan girmiş. O şeylerden, parçalardan herhalde, lastikleri patladı. Bizim de herhalde patladı o esnada. Ya ufak bir şey buluruz şimdi. Kazaya ne girmedik ama. Bir şey istemeyin, kullanmam lazım çünkü ben kırdığım için, ben tahmin ettiğim için kırılma, nasıl kırmadan bozmadan şişireceğini de ben biliyorum. Taktığımız lastikte patlak çıktı. Daha doğrusu inik çıktı. İnşallah patlak değil mi? Şimdi onunla uğraşıyoruz. İyi, en azından şeye vuramamıza gerek kalmadı. Oluyor mu? Hızlı yapayım derken kırmak istemiyorum. Oluyor da. Sabır. Çok pastoral çekim yapıyorum şu an. Sabır eden. Şey, ara görün. Montajda kullanmış. Tamam bak. Şu kapılara tamamen yapabiliriz. Tam tersini yaparız. Hayır, şöyle düşünüyorum ya. Tek taraf. Ama şu görüntü olarak çirkin mi oldu onu merak ettim. Ya, o kadar tamam. Kast güzel oldu. Bu çirkin olmasın abi. Aslında... Can biraz mı yapalım? Oradan bunu böyle alıyor. Oraya kastı sıkışsın. Tamam. Bunu da böyle alıyor. Böyle daha iyi. Şampiyon geç kendinden geç. Buna basınca. Geçindir. Kamera arkasında. Şu olaya basınca. Geri tuşluyor.
Yakıştı be. Tek ona basma yeterli. Fazla sallama kafayı be. Biraz deli gibi oluyor. Bir. Bunu uyumaya çalış mümkün olur. Yap bakayım. Başladım. Kendinden geçiyorsun ya. Şu yani. Ben daha sakinim. Tribe girmişsin sanki. Bu tutuş iyi değil mi? Böyle tutarsan daha iyi olur. Şey ilerler bir şey falan. Gösterdin mi öyle? Biter gibi. Öyle değil abi. Öyle biter gibi ya. Şunları sen tut. Ben sana anlamadım. Sağ eline çalacaksın, sol eline tutuyorsun. Onu yapamam. Ayakkabı yapamam. Askı olmaz. Askı olmaz. Şöyle. Askı olmaz. Daha benim gibi yapamam. Sen şöyle ayağımı bir yere koy. O DJ şeyini de yapacağız mı? Sörtürüm var ya. Oy ve etra. Oy'u yaptım o. Şampi penayı düşürdü. Zaten şey olacak, kesintisiz olmayacak ya. Kesip kesip tekrardan başlıyoruz yani. Oğlum bir iki tur yapsana, bir baştan tekrar yapamaz mısın? Kardan geçmez mi? Bir kardan versin direkt de. Kardan versin ya. Hiç sıkıntı yaratma. Sapata gelirsin. Tamam bırak. Çekiyor mu? Şu an neredeyiz? Şu an. Kim? Ayakkabı.
Hadi şampi. Hadi şampiyon. Göster maalesef seni. Buruşlu gibi şampiyon. Şuraya tarkın ya direkt. Herhalde. Bende şampi. Kamera var. Aldım. Direkt bekliyordum. Evet. Çektin mi? Çektim. Hala çekiyorum. Tamam. Çektim. Ne haber şampiyon? İyiyim valla. Kız olsa daha iyi olacağım. Tamam şampiyon. Okey. Buyur tripod. Abi eğer çekiyor mu? Çekiyor. Planlarımı kamera karşısında söylemeyeceğim. Kapatıyorum o zaman. Şu an kardeşi şeyi işaretlediniz değil mi? İşaretledik. O yerdeyiz. Biz elimizde enstrümanlarla takılıyoruz. Tam güneş batarken çekeceğiz. Tamam mı? Takılıyoruz. Ondan sonra... Efe abi görünce çok küfür edecek. Sen müzik tutarsın abi. Gidiyoruz. Gittikten sonra sen giriyorsun. Evet, tamam ama sizin bölümde benim bölüm arada kesinlikle durdurmalar olacak ya. Hayır. Bu en son önce çekeceğiz. En son önce çekeceğiz. Çünkü güneş batıyor ya. Sonra güneş girdikten sonra dağların arkasına. Aman okuyayım. Espri yat. O gün doğarken değil miydi? Evler yukarı donlar aşağı. Gün doğarken dedin. Gün doğarken ardından tepeleri. Evet. Ne yapıyorsun ya, burada? Ya, var ya paranoyak olmuşsun. Her sesi bize söylersin. Bu arada söylüyorum. Uç diyor. Anlarım bize mi diyorlar acaba? Güzel bir, baya güzel bir açık alan. Hiç kimse yok bizi rahatsız edecek. Hani kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler. Baya bir uzağa geldik şimdi. Kırların ortasındayız. 10 saat düşünüyorduk acaba sahilde mi çeksek, işte apaçiler bize salça mı olur, ne yaparlar falan filan. Şu an mükemmel bir kadrajımız var. Güneşin inmesini bekliyoruz arkadaşlarına çekin. Güneşin inmesini bekliyoruz. Güneş indiği anda kadrajı hazırladık. Güneş indiği anda 10 numara yardımcı. Çok güzel bir kadraj oldu. Ben senelerdir düşünüyordum böyle bir kadrajı yani. Arkadan güneş batarken... ...denetebiliyorum. aldığımız için, yani süre yakın aldığımız için güneş de büyük gözükecek. Biz de orada uzaktan çektiğimiz için biz de işte güzel gözükeceğiz. İşte o şey de, arkadaki ağaç da hepsi büyük gözükecek yani. Telefoto lensin özelliği bu zaten. Bütün arka planları sıkıştırıyor birbirine. Ve güzel bir kadraj olacağını düşünüyorum. Güneş girdikten sonra da ondan sonra diğer şekilde halledeceğiz.